Engin abi zaten televizyonlardan tanıyorsunuzdur. Bir Kur'an cebinden bir Kur'an çıkartır, öbür cebinden bayrak çıkartır. Bu ülkemizi hem bizzat askeri göreviyle hem de fikirleriyle sorgulan abimiz 1956 yılında Kırıkkale'de doğdu. Askeri okuldan 74 yılında mezun oldu. 26 yıl astsubay olarak yurdumuzun değişik yerlerinde özellikle terör ve hudut birliklerinde görev yaptı. Ordudayken Riyad Kral Suud Üniversitesi'nde Arap Dili bölümünden mezun oldu. 96 yılında Avusturya Viyana Üniversitesi'nde elektroteknik bölümünü bitirdi. Birçok filmde yapımcı olarak görev aldı. Türkiye'ye ilk renkli fotokopi makinelerini ve sistemini getirdi. Satmayın isimli kitabını mayınlı arazilerin temizlenme işi İsrail'e verilmek istendiği bir tepki olarak yazdı. Dışarıda kitapları vardır kendisinin. Sayısız patent ve tasarımların en önemlisi bilimsel fizik ödülüne aday gösterildiği uluslararası patentine de sahip olduğu kendisinin patlayıcıları 500 metreden bulan sistemin de sahibidir. Evli ve iki çocuk sahibidir. Arapça ve İngilizce bilmektedir. Sayın Ahmet Zengin'i konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum efendim. Efendim çok teşekkür ediyorum. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, ülkemizin mümtaz insanları, değerli hocalarım, basınımızın güzide personeli ve bu toplantıyı düzenleyen değerli insanlar, hepinizi sevgilerin, saygıların en yücesiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Biliyorum yoruldunuz, biraz da konuşmalar hakikaten insanları sıkıyor. Efendim, ben bu güzel iki kelimeyle sözlerime başlayacağım. Türk ve İslam. Birbirine ne güzel yakışıyor bu kelimeler. Bülbül ile gül gibi. Ve biz üç kıtada at koşturmuş ve atımızın özengisini öpmeye insanları sıraya dizmiş bir milletin evlatlarıyız. Ve o bugün önümüze konulan mavi, sarı, kırmızı ve yeşil renkler bizim öz be öz Türk rengimizdir. Kırmızı şeref ve şehadeti temsil eder. Ve şanlı bayrağımızın rengidir. Sarı renk Türklerin Orta Asya'daki dünyanın merkezi olduğunu gösterir. O da öz be öz Türk rengidir. Yeşil renkte bizim Osmanlı olarak sülale-i tahire-i Muhammediye'den geldiğimizi gösterir. Kimmiş o bize yeni yeni bayraklar, yeni yeni topraklar, yeni yeni haritalar önümüze koyan insanlar? İşte harita budur. Türk milleti de Hacı Yatmaz'a falan benzemez. Türk milleti yıldızlara benzer. Ve bu 73 milyondan Allah'ın izniyle bir 73 milyon daha çıkar. Bunu herkes böyle bilsin. Bizim kimseye verilecek bir çakıl taşımız da yoktur. Ben geçenlerde bir hadiseye şahit oldum. Müsaade ederseniz onu sizlerle paylaşacağım. Efendim, Ankara'da GATA Rehabilitasyon Merkezimizde bir kolu, bir ayağı, bir gözü olmayan bir gazimiz ile, Yılmaz Yiğit ile Hilal isminde bir kızımız evlendi. Bu törende ben de bulundum. Gazeteciler de vardı, siyasiler de vardı. Efendim, orada Hilal'e sordular. Dediler ki, neden gazimizi tercih ettin? Cevabı, beni bu ülkem için daha çok yapacak şeylerim olduğuna çok güzel bir işaret oldu. Ben dedi o gazimizin dedi yüreğini sevdim dedi. Elhamdülillah dedim. Ya Rabbi, demek ki Fatihleri, Yavuzları, Atatürkleri çıkaracak bir milleti doğuracak daha çok kızımız bir. Demek ki Fatihleri, Yavuzları,
Atatürkleri çıkaracak, bir millete doğuracak daha çok kızımız var, anamız var dedim. Ve şükrettim Allah'a. Çok enteresan bir dönemden geçiyoruz ve bu dönemde önümüze çok enteresan senaryolar konuluyor. Bunların büyük bir kısmı yurt dışı kaynaktı ve dünyanın bize bütün milletlerinin sevri yeniden yaşatmak, Osmanlı ve Türk kavmini Anadolu'dan atmak ve onları geldiği yerler olan Orta Asya'ya sürmek gibi bir proje hayattadır. Evet, önümüze konan bu projede özellikle PKK denilen Marksist-Leninist ideoloji ve onun bir takım destekçileri ve siyasi uzantıları günümüzde çok enteresan işler yapmaktadır. Bunlardan birkaç tanesinden örnekle sözlerime başlamak istiyorum. Avrupa topluluğundan Diyarbakır'da denetleme yapan bir emniyet amiri arkadaşımdan duydum. Avrupa topluluğundan Diyarbakır'a para yardımı geliyor. Bu gelen para hırsızlık yapan kişiye 2000 euro, evine hırsız girilen vatandaşımıza 3000 euro paralar takdim ediliyor. Yine BDP'nin uzantısı olan bir takım içerisinde bulunan bir takım kiralık insanlar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki devlet GAP projesine 19 milyon dolar para harcadı. Şu ana kadar elektrikten 22 milyon dolar para kazandı. Ve bu kazandığı parayı aldı devlet. O halde burası Kürtlere bırakılmalıdır deniyor. Yine bir takım enteresan insanlar çıkıyor. Aysel Dümbük, Gülten Kısrak, bilmem Hasip Zıplan, Dıplan, efendim efendim, evet. Bir takım insanlar çıkıyorlar. Bunların hakikaten Türk milletinin şöyle düşündüğünüz zaman hani sabır sınırları falan son noktaya gelmiştir artık. Yine bu insanlar yazdıkları kitapta diyorlar ki işte Orta Asya'dan gelen Türkler göya Alparslan'la birlikte efendim bu ülkeyi Kürtlerle kurdu. Lozan'da Türklerle efendim beraber bu ülkeyi kurtardı. O halde bu topraklar bize verilmelidir. Atatürk de bize söz verdi diyorlar. Şimdi Şeyh Baki'nin Atatürk'ün Şeyh Baki'ye yazdığı bir mektubu geçen bir kanalda okudum. Orada diyor ki Atatürk yani bizim böyle bir ne vaadimiz var ne de böyle bir Kürtçülük hareketiyle bizim diyor verilmiş bir sözümüz var diyor. Bunlar resmi meclis kayıtlarında istenen arkadaşlar, araştırmacılar bakabilirler. Yine bir komandomuz 22 Aralık 1993 yılında Çukurca Üzümlü'de şehit oluyor. Üzerinden şehit olurken şu mektup çıkıyor üzerinden. Olur ya bir çatışmada ölürsem arkamdan yas tutmayın. Bırakın toprağımda rahat içinde yatayım. Bedenimden komandomu çıkartmayın. Onlar benim gururumdur. Ölünce kefenim olacak. Ayağımdan botlarımı çıkartmayın. Onlar nice yollar aşacak. Şehit olursam Sırat Köprüsü'nden geçecek. Elimden tüfeğimi almayın. O benim mezarımda sembol olacak. Yaramın kanını silmeyin. Ahirette hesabı sorulacak. Göğsümden kör kurşunu çıkartmayın. O benim madalyam olacak diyor. Biz böyle bir milletin, böyle bir silahlı kuvvetlerin ve askerin evlatlarıyız. Kimse endişe etmesin. Şu anda üzerimiz... Bırakın toprağımda rahat içinde yatayım. Bedenimden komandomu çıkartmayın. Onlar benim gururumdur. Ölünce kefenim olacak. Ayağımdan botlarımı çıkartmayın. Onlar nice yollar aşacak. Şehit olursam Sırat Köprüsü'nden geçecek.
Elimden tüfeğimi almayın. O benim mezarımda sembol olacak. Yaramın kanını silmeyin. Ahirette hesabı sorulacak. Göğsümden kör kurşunu çıkartmayın. O benim madalyam olacak diyor. Biz böyle bir milletin, böyle bir silahlı kuvvetlerin ve askerin evlatlarıyız. Kimse endişe etmesin. Şu anda üzerimizde oynanan bu oyunların hepsini tek tek aşacak güçteyiz. Ancak Mehmet Akif'in merhum yazdığı 1917 yılındaki şiirinden birkaç örnek vereceğim. Çiğnenirsek biz bugün, çiğnenmek istihkakımız. Çünkü izzet nerede bir bak, nerede ahlakımız? Müslümanlık pak suretten ibarettir, ibaretken yazık. Öyle saplandık ki levsiyata, hala çıkamadık. Zulme tapmak, adli tepmek, hakka hiç aldırış etmemek, kendi asudeyse, dünya yansa baş kaldırmamak. Ahdi naks etmek, yalan sözden tehaşi etmemek, kuvvetin meddahı olmak, aczi hiç söyletmemek. Müptezel birçok merasim, inhinalar, yatmalar, şaklabanlıklar, riyalar, muttasıl aldatmalar. Bir bakıyorsunuz 1917 yılında önümüze konan, sevle önümüze konan tabloya bir bakıyoruz. Günümüzde hiçbir farkı yok. İzzettin Ebul Hasan Ali Muhammed isimli bir yazar, El Kamil Fit Tarih, 12 cilttir bu kitap. Orada şöyle diyor, 1071 yılında Sultan Alparslan yolu Diyarbakır üzerinden geçiyor. Bu sebeple bölgenin hakimi Mervanoğlu Nasır, ki onu da bugün Kürtçülüğün başlangıcı olarak kabul ediyorlar. Diyor ki Nasır onu karşılıyor, 100 bin altında hediyeler takdim ediyor. Sultan bu paranın halktan müsaade edildiğini öğrenince kabul etmiyor. Şimdi 1937-38'de Dersim hadisesini günümüze getiriyorlar. Onun da sebebi şu, 1937-38'de Hatay'ın ana vatana ilhakı var. Şimdi hafızalarınızı zorlayıp birkaç hadiseyi birlikte sizinle tartışmak istiyorum. Şimdi bakınız, o kadar çabuk olayları ve hadiseleri unutuyoruz ki, yani geriye dönüp baktığımız zaman, bakın Muavenet diye bir gemimiz vuruldu bizim. Bu gemimiz Kaptan Köşkü'nden vuruldu. İzmir'de bir tatbikatta vuruldu. Ve 5 tane şehidimiz var. Gemi komutanı dahil 5 şehidimiz ölmüştür, şehit olmuştur bu kazada. Efendim bunun düğmesi, bakın Amerika Saratoga gemisinden düğme 2 tane kilitin arasından açıldı. Ve bizim muavenet gemimiz hem de kendi sularımızda bir tatbikatta vuruldu. Yine bakıyorsunuz yakalanan mayınların, silahların hepsine bakıyorsunuz. 1952 yılında kendi birliğimizi göndererek Kore'de katıldığımız NATO'nun, bakıyorsunuz gelen mayınların tamamı NATO ülkelerine ait. Bakınız efendim, burada sizlere de birkaç tane teknik konuda bilgi vermek istiyorum. Çünkü patlayıcı nedir, mayın nedir, önümüze neler çıkabilir, hangi ortamda karşılaşabiliriz, onları da tanımanızda şöyle kısaca yarar var efendim. Efendim bu mayınların tamamı %65'i bakın patladığı zaman açtığı çukuru görüyorsunuz. Biraz hızlı geçebilirsek. Şimdi bunlar bir düdüklü tencereye benziyor çoğu. Gördüğünüz antipersonel mayınları bunlar. Bunların tamamı İtalyan mayını. Bakın plastiktir bunun dışı. Yani dedektör falan görmez bunları. Asker basıyor üzerine. Bakın bunlar antitank mayını. Tencere kapağına benzer. Düdüklü tencere gibi. Bunların tamamı %26'sı Alman mayınları. Şimdi ben soruyorum. Acaba Amerika bizim dostumuz mu? Şimdi Henry Kissinger Diplomasi isimli kitabında şöyle diyor. Eğer diyor petrole hakim olursanız dünyaya, ülkelere hakim olabilirsiniz. Ama gıdaya hakim olursa, yiyeceğe hakim olursanız